Ribat İnsani Yardım Derneği olarak iyilik rotamızla bu sefer Bangladeş'teyiz. Sizleri Güney Asya'da Bangladeş'e götürüyoruz. 160 milyon dolayında nüfusu olan Bangladeş, Hindistan ve Myanmar'ın sınır komşusu. Dünyanın en kalabalık 7. ülkesi olan Bangladeş'te Müslümanlar nüfusun %90'ını oluşturmaktadır. Bu da ülkede 150 milyondan fazla Müslümanın bulunduğu anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Bangladeş dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında Endonezya, Hindistan ve Pakistan'dan sonra 4. sırada gelmektedir. Müslümanların Hindistan'da azınlık konumunda olduğu düşünülecek olursa, Bangladeş, dünyada halkının çoğunluğu Müslüman olan en kalabalık 3 ülkeden biridir. Ülkedeki Müslümanların çok büyük bir bölümü Sünnidir. Bangladeş'te Müslüman halkın en önemli sorunlarının başında yoksulluk gelmektedir. Önce İngiliz işgali, ardından Pakistan'la yaşanan gerginlik ve savaş ortamı ve bağımsızlık sonrası süreçte yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ülkeyi ekonomik açıdan oldukça sorunlu bir konuma itmiştir. Bu da halkın başta eğitim olmak üzere sağlık, ticaret, kültür ve sanat gibi temel alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Bangladeş'te hayır programlarımıza devam ediyoruz. Burada Belde-i Yetimhanesindeyiz. Arkamızda gördüğünüz gibi yetim çocuklarımız, kardeşlerimiz var. Burası yetimhane, aynı zamanda bu yetimhanede İslami eğitim de, öğretim de görülmekte. Buradaki Kur'an kurslarının, İslami eğitim veren okulların farkı da, bizim memleketimizden farkı da aynı şekilde devlet tarafından kabul ediliyor. Burayı bitirdikten sonra liseye, ortaokula, üniversiteye buradan da devam edebiliyor. Yani buradan aldıkları diploma devlette de geçerli. İnşallah burada bu kardeşlerimize aynı ve nakdi yardımlarımız olacaktır. Bir de Konya'da hayır sahibi abimiz var, Nevzat abimiz. O da burayı gördü. İnşallah örnek olması babından buraya güzel bir yetimhane açacak kendisi, Allah nasip ederse. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Kendisi de zaman zaman bu yetimhanenin başında durup olanı biteni görecek, gözetecek. Adeta onlara bir baba gibi kol kanat gelecek inşallah. Rabbim şimdiden yapacağı hayrı bereketli eylesin, kabul eylesin inşallah. Ve bu yetimler hürmetine Rabbim bizleri de affeylesin, bağışlasın, mağfiret eylesin. Bu yetimlere yapacağımız yardımlar vesilesiyle Rabbim memleketimizi, İslam coğrafyamızı selamete çıkarsın inşallah. Evet, şimdi burada niçin buradayız? Onun da tam can alıcı noktasındayız. Peygamber aleyhissalatu vesselam yetimlerle ilgili çok müjdeler vermiştir. Çok hadis-i şeriflerde bulunmuşlardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki en çarpıcı ayetlerden, tehdit edici ayetlerden bir tanesi de yine yetimlerle ilgilidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Şu yetimlerin hakkına tecavüz edip mallarını yiyenler, aslında onlar karınlarına ateş dolduruyorlar diyor Cenab-ı Hak. Peygamber aleyhisselam diyor ki, kalbin yumuşamasını istiyorsan, duaların kabul edilmesini istiyorsan, yetimin başını okşa diyor. Peygamber aleyhisselam, yetim yeryüzünde Allah'ın emanetleridir değerli kardeşlerim. İşte bu noktada Allah'ın emanetleri olan yetimlere sahip çıkma ve onlara merhamet, yardım etme noktasında affedilmemiz için de buradayız. Rabbim inşallah yetimlerle birlikte olanlardan eylesin. Rabbim bu yetimler hürmetine bizleri de bağışlasın, affeylesin inşallah. Şimdi burada yine bu medresede yetişen, büyüyen delikanlı olmuş bir kardeşimiz var. İnşallah bunun ismini öğreneceğiz. Bu kardeşimiz de bize... Namki? Muhammed Sakip. Muhammed? Sakip. Muhammed Şekip kardeşimiz burada. Burada şimdi bize bir Kur'an okuyacak. Kur'an tilavetinde bulunacak. İnşallah onun tilavetini hep beraber dinleyelim. Tamam. Bismillah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gençlerimizden, kardeşlerimizden Cabir'le birlikteyiz. Bu da Kur'an tilavetinin arkasında burada kendisine öğretilen ilahilerden bir tane inşallah bizlere paylaşacak. Allah razı olsun Fadıl. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Belli hafiziye madrasa patahara manushera lur disha beldi hafiziya etim khana patahara manushera lur disha shei alote utbe jege shei alote utbe jege otiti manusher balobasha beldi hafiziya madrasa patahara manushera lur disha Bildi hafiziya yetim khana Patara manushera lor disha Shei alote uth bejegi Shei alote uth bejegi Potiti manushera balo basha Bildi hafiziya yetim khana Patara manushera lor disha Bildi hafiziya madrasa Patara نشير النور لشا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دام طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دام أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا Evet değerli kardeşlerim, konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi yaklaşık bir haftadır buralardayız. Birebir kardeşlerimizin köylerinde, kasabalarında, ücra köşelerde yaşadıkları ortamları gördük. Yaşadıkları ev ortamlarına girdik. Hakikaten Bangladeş'te çok ciddi manada, belki anlatıldığı zaman bizim anlayamayacağımız tarzda zor ve dar şartlarda yaşadıklarını gördük. Oturdukları evler sadece bir odadan ibaret.
Bazıları 8-10 metrekare, bazıları daha küçük. Bütün bir aile orada yaşıyorlar. Yani böyle bir ortamda aile mahremiyetinin nasıl olacağını düşünebilir misiniz bilemiyorum. Aynı zamanda bunların kullandıkları bizim alışa geldiğimiz manada, tarza bir hayat şartları yok değerli kardeşlerim. Bütün hayatları pirincin üzerine bina edilmiş ve gördüğümüz gibi temel gıda maddelerini bu poşetlere koyduk. Bugün de burada dağıtacağız inşallah. Biz burada hatırlatma babından acizane siz değerli kardeşlerime hatırlatmak istediğim şudur. Siz inşallah programı izlediğiniz zaman ilerisinde ve gerisinde de göreceksiniz. İçerisinde bulunmuş olduğumuz sonsuz ve sayısız nimetlere hakikaten şükretmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bizler Türkiye Müslümanları olarak hakikaten bolluk ve refah içerisindeyiz. Hayat standartlarımız oldukça yüksek. Burayı gördükten sonra, buradaki kardeşlerimizi gördükten sonra ne kadar büyük nimetler içerisinde olduğumuzu fark ettik. Allah'a hamdolsun. Rabbim bizlere vermiş olduğu nimetleri tattırdıktan, ikram ettikten sonra tekrar elimizden almasın. Hiçbir nimet baki değildir. Şükrünü eda edemezsek, nimetlere karşı nankör olursak, kesinlikle bilelim ki günün birisinde Cenab-ı Hak şükretmediğimiz bu nimetleri, nankörlük yaptığımız bu nimetleri tekrar elimizden alabilir. Rabbim almasın. Ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? La in şekertum la azidennakum ve la in kefertum inna azabi leşedid. Eğer vermiş olduğum nimetlere şükrederseniz andolsun ki kesinlikle arttırırım. Ama nimetlere karşı nankörlük yaparsanız benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor. Rabbim bizi bolluk içerisinde azanlardan değil, bolluk içerisinde şükredenlerden ve infak edenlerden eylesin. İşte görüyoruz, o imkanı olan kardeşlerimiz ta buralara kadar geldi. Biz de acizane sebebiyet verdik, aracı olduk. Rabbim onları da bizleri de mecbur kılsın inşallah. Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet. Muhterem kardeşlerim, şu anda binlerce kilometre uzaklıkta Bangladeş'te bulunmaktayız. Malumunuz işte gördüğünüz üzere biraz önce Mehmet hocamız da zikrettiği gibi buradaki insanlar olduğu gibi hepsi ihtiyaç sahibi. Bunlara bir nebze de olsa kardeşlik görevimizi yapmak için bunlarla, bunların sıkıntılarını paylaşmak üzere şu anda burada bulunuyoruz. Rabbim bu hizmetlerde emeğe geçen, yardımları yapan ve buralara kadar ulaştıran bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çünkü gerçekten bu bir yani ümmetçilik şuurudur. Dünyanın hangi efendim köşesinde olursa olsun bunların dertleriyle dertlenmek, ilgilenmek bizim bir inancımızın gereğidir. Onun için biz de bu inancımızın gereğini yerine getirmek için kilometre uzaklıkta şu anda burada Bangladeş'te bulunuyoruz. İnşallah bu hizmetler efendim, bu yardımlar devam edecektir. Allah siz Türkiye'de kardeşlerimizden, yardımseverlerden ve bu faaliyetlerde bulunan hocalarımızdan, vakıflardan, dernekte bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Rabbim inşallah devamını hak etsin. Evet, ben bu organizasyona ilk defa katılıyorum. Buradaki gördüklerimden, buradaki yaşadıklarımdan, Türkiye'deki yardımsever kardeşlerimin ne kadar haklı olarak buralara kadar yardımları ulaştırmalarına o kadar sevindim ki buna vesile olan arkadaşlarımdan kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun yardımseverlerden ve bu işi organize edenlerden.
Konya'daki hayır sahibi kardeşlerimizin hayırlarını dağıtmaya devam ediyoruz. Fakir bir köydeyiz. Özellikle nakit paraları mahallenin reisi olan kadınlardan başlayarak dağıtıyoruz. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Allah'ım tekrar nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, değerli hayırsever kardeşlerimiz, bugün Allah nasip ederse Bangladeş'in ücra bir köşesindeyiz. Nepal sınırına yakın bir coğrafyadayız. Arkamda da levhayı gördünüz. Bugün burası küçük, geri kalmış yeresel bir hastanenin önündeyiz. Bu hastanede Allah nasip ederse bugün sizlerin adına, sizlerin yaptıkları hayırlarla yaklaşık 2000 tane yavrumuzu, Müslüman çocuğunu sünnet edeceğiz. Doktorların finansmanı olsun, buradaki tıbbi malzemelerin kullanım finansı olsun. Hepsi sizin göndermiş olduğunuz hayırlarla, sadakalarla finanse ediliyor. Allah nasip ederse bu sünnet organizasyonu 5 gün boyunca devam edecek. Bu 5 gün içerisinde inşallah 2000 tane yavrumuzu sünnet etmeyi inşallah planlıyoruz. Allah nasip ederse. Şimdi hastanenin yavaş yavaş içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi hastane olmaktan öte bir şartları var. Hakikaten günübirlik ayakta kalmaya çalışan, günübirlik yaşamını sürdürmeye çalışan bu kardeşlerimiz var. Bunların hepsi Müslüman insanlar. Fakirlikle, yoklukla mücadele eden, fakirlik ve yoklukla iç içe yaşayan kardeşlerimiz bunlar. Şimdi yavrularımızın sünnet olacağı bölüme doğru ilerliyoruz. İnşallah. Gördüğünüz gibi hastane odaları oldukça yetersiz. Bakın hastanenin içinde kuyu kazılmış, tulumbayla, emme basma tulumba görüyorsunuz. Buradaki tek su imkanı bu kardeşlerim. Hastane bütün su imkanlarını buradan karşılıyor. Burada antiparantez olarak şöyle bir mevzuya girmek istiyorum. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Ne kadar büyük nimetler içerisindeyiz? Değerli kardeşlerimizin farkında olmaları için, sahip oldukları nimetlere şükretebilmeleri için bunları görmemiz lazım. Biraz tefekkür etmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Allah memleketimizi, İslam coğrafyasını fakirlikle, kıtlıkla, kuraklıkla denemesin, imtihan etmesin ve özellikle de sömürü belasından, musibetinden muhafaza eylesin inşallah. Tekrar sünnet salonuna doğru ilerlemeye çalışacağız inşallah. Şimdi bu sünnet merasimine başlamadan önce, yaklaşık 15 dakika önce, burası dediğim gibi bir hastane ama hastane olmaktan çok uzak, şartları çok kötü, ilkel. 15 dakika önce bir yavrumuz dünyaya geldi. Sizlerin göndermiş olduğunuz hayırlarla o yavrumuzun da hediyesini verdik. Kız çocuğuydu, ismini Asiye koyduk. Allah analı babalı büyütsün. Allah inşallah hayırlı evlat eylesin diyelim. Evet, şimdi sünnetin yapılacağı odaya doğru girmiş bulunuyoruz. Burada da başka bir oda. Selamünaleyküm. İki tane yavrumuz sünnet oldular. Doktor abilerimiz yan yanalar. Kardeşlerimiz Bangladeş'te bir Kur'an kursundayız. Burada yavrularımıza ikramımız oldu. Rabbim razı olsun, Frankfurt'tan Hakan ve Demet Zürler çocukları için bir ikramda bulundular. Sünnet yemeği ikramında. Ali Zürler yavrumuz inşallah bahtı açık olur. Rabbim sağlık sıhhat verir. Şöyle görelim bakalım Kur'an kursu talebelerini. Bismillah. 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 Sabah kurbanlarımızı kesmiştik Hacı abi. Yemekler kazanlarda pişti. Düğün pilavı bu. İnşallah Rabbim bahtını da açık eyler.
Rabbim inşallah anne ve babalarına mürüvvetlerini de görmeyi nasip eder inşallah. Maşallah, barakallah, maşallah. Bak bunlar da, şöyle yakından çek. Bunlar da az önce yemeklerini alıp şu anda besmele-i şerif çekip yemeye başlayan kardeşlerimiz. Tevhid, şöyle devam et. Devam et maşallah. Ali Zürler kardeşimizin sünnet yemeği ikramı bu kardeşlerimize. Evet. Maşallah, maşallah. Afiyet. Eytam. Kullu eytam. Kalma kullu eytam. Elhamdülillah. Evet kıymetli kardeşimiz, bu görmüş olduğunuz çocukların hepsi. Kulinin fukara ve masakin. He. Çoğu yetim. Burası bir yetimhane ve Kur'an kursu. Şöyle devam ettir. Gel üstadım. Evet, bu medresede yetimlerden oluşuyor dedik kıymetli kardeşlerimiz. Yavrumuz bize Kur'an-ı Kerim okuyacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ من کے کھٹی کرو الپا من نازت جن جسشت ہوئی بے ما شاء اللہ حدیث حدیث سوری اگنا بات سوری حدیث Maşallah. Biraz da buradan. Maşallah koçum be, şampiyon bu benim. Bismillah. Basmanlar hadis-i şerif. Miftahul cenneti sola hadis-i şerif. Namaz bestir çabi. Cennetin anahtarı es-sala, namaz. Hadis-i şerif. Ana khatamun nabi gine la nabiyye ba'di. Ami şeş nabi abad var konu nabi acbina. Hadi, hani. Maşallah. Müslüman bey. Maşallah barakallah. Yeter. Yani gördüğünüz gibi seçmece yok. Her taraftan şöyle maşallah hocalarımız çok güzel eğitim vermişler. Kıymetli kardeşlerimiz, Bangladeş'in küçük böyle mahallelerindeyiz. İşte görmüş olduğunuz küçük bir mahalle burası. Her böyle 20-30 metreden bir ev oluşuyor. Gösterirse Tevhid Bey. İşte burada bir ev, burada bir ev. Mutfak. Mutfak mı burası? Burası mutfak kardeşim. Hemen bir başka ev. Mesela şu delikanlı çıktı eve bir bakalım hanım. Selamun aleyküm. Kim var burada? Burası da böyle. Oo, maşallah evler düzenli. Televizyon var. Evet. Hemen şöyle çektir mi detaylı bir şekilde? Yani 200 metreye neredeyse 20 tane ev sığdırmışlar. Maşallah. Burada da kuyumuz var. Bakalım bir. Evet. Abdülkadir Naci Ateş kardeşimizin su hayratının başındayız. Buradaki o 20-30 tane küçücük evlerden oluşan mahallenin su ihtiyacı karşılanmış oldu. Rabbim Abdülkadir abimizden, Naci Ateş kardeşimizden razı olsun inşallah. Şimdi dua edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve affu anna ya kerim ve gfir lana zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. İlahi ya Rabbel alemin. Ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Bizleri kapından çevirme Allah'ım. Bizlerin senden başka sığınacak kapısı yok. Allah'ım bizi yardımsız bırakma Allah'ım. Rahmetini gönderiver Allah'ım. Ekinlerimiz susadı. Tarlalarımız, topraklarımız kurudu. Ya Rabbi rahmet ve bereketini gönderiver Allah'ım bizlere. Şu anda bu Bangladeş diyarında bilmediğimiz, görmediğimiz bu coğrafyada mazlumlara su kuyusu açtıran Abdülkadir Naci Ateş kardeşlerimizin bu hayratını sen kabul eyle Allah'ım. Mizan defterlerini kıyamete kadar açık eyle Allah'ım. Ya Rabbi sadakayı cari olarak kabul eyle bu ameli. İlahi ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bizleri kanaat ehli kıl. Buradaki garipleri görünce ya Rabbi ne kadar da israf ediyoruz. Ya Rabbi bizleri israf eden kullarından eyleme Allah'ım. Bizleri nimetini paylaşan, ekmeğini paylaşan, kardeşlik şuuru gelişen kullarından eyle Allah'ım. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu kardeşlerimizin eğer varsa Darul Beka irtihal eden yakınlarını rahmetinle muamele eyle. Günahlarını affeyle. Kusurlarını ört Allah'ım. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbel Alemin. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli kardeşlerimiz, kuyu açılışlarına devam ediyoruz. Az önce de gösterdik bir gölet, yapay bir gölette insanlar hayvanlarını yıkıyordu. Şimdi burada da insanlar temizlik ihtiyacını yine bu havuzlardan karşılanıyor. Gördüğünüz gibi gençler yüzüyorlar, temizleniyorlar. Biz de hemen yanı başına bir kuyu açtık. Yanı başında camimiz var. Evet. Yani bu yağmurdan oluşan bu gömük suyu insanlar yakından çekerse Tevhid Bey daha iyi olur. Hem çamaşırlarını yıkıyorlar, hem hayvanlar su içiyor, hem de böyle banyo ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlar. Bundan sonra inşallah bu temiz suya kavuşmuş oldular. Rabbim razı olsun vesile olan kardeşlerimizden. Kuyumuz, yanında camisi ve köy halkı burası. Kuyu açılışını yerinde gördük. Böyle mi yapıyorlar? Aynen. Allah Allah! Şu anda bir kuyu açılışındayız kardeşlerim. Buranın şartlarında, buranın imkanlarında böyle sürekli darbelerle suya ulaşılıyor. Bu boruları birbirine ekleyerek şey yapıyorlar, doğru mu? Hı-hı. Kaç metreden çıkıyor sorar mısın bir? Direkt baş burada. Tamam. 40 metre. 40 metre. En azından. En az 40 metre bu şekilde iniyorlar kardeşlerim. Evet. Bu boruları salarak da en son tulumayı yerleştiriyorlar. Değerli kardeşlerim, Bangladeş'teki yardım programlarımıza devam ediyoruz. Şimdi
Bangladeş'in başkenti Dakka'ya bağlı Purbasıl bölgesindeyiz. Burada ihtiyaç sahibi, gerçekten ihtiyaç sahibi yaşlı annelerimiz var, ablalarımız var. Onlara inşallah yardım dağıtıyoruz. Cenab-ı Hak Türkiye'mizden buraya, Konya'mızdan buraya yardım gönderen kardeşlerimizin yardımlarını kabul eylesin inşallah. Buradaki kardeşlerimiz Cenab-ı Hak genişlikler nasip eylesin. Allah razı olsun.